Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün tam mevsimine uygun harika bir kış çayı tarifiyle geldim karşınıza. Malzemelerimi buraya hazırladım. Limonlarım küçük olduğu için ben 3 adet kullanacağım. Eğer limonlarınız büyükse toplamda 2 adet yeterli geliyor. Bir çay kaşığı kadar toz zencefilim var. 2 yemek kaşığı kadar da süzme balım var. Küçük bir de kavanoza şöyle ihtiyacım var arkadaşlar. Hemen şimdi çayımı hazırlamaya başlayabilirim. İlk olarak 2 limonumu kullanacağım. Birinin de suyunu sıkacağım. 2 limonumun tamamını kullanacağım. Öyle söyleyeyim. Şöyle ince ince kesmekle işe başlıyorum. Yine şöyle ortadan keseceğim. Kestiklerimi bu şekilde kavanoza bırakacağım ve benim limonlarım biraz çekirdekli. Hemen çekirdeklerini de gördüklerimi çıkarmak istiyorum içinden. Çok sulu ama çok çekirdekli bir limonmuş. Olsun, ziyan yok arkadaşlar. Limonun insan vücuduna faydalarını hepimiz çok iyi biliriz ki en çok birine faydası bol C vitamini içermesidir. Hemen bunları şöyle kavanozuma bir yerleştireyim. Evde bulunan malzemelerle yapılabilecek harika bir bitki çayı olacak. Diğer limonumu da aynı şekilde keseceğim. İkinci limonumu da yine aynı şekilde kavanozumun içine girişi güzel yerleştiriyorum. Diğer kalan bir limonumu da sıkacağım. Suyunu kullanacağım. Limonun hazımsızlıktan tutun da cildi güzelleştirmesine kadar bir sürü insan vücuduna faydası var arkadaşlar. Hepimiz bunu biliyoruz. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini artırıyor ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Ben mümkün olduğunca limonu bolca tüketmeye çalışıyorum. Hemen çekirdeklerini alacağım. Limon suyunu da ilave edeceğim çayıma. Bir limonu da bu şekilde suyunu sıkarak kullanmış olduk. Hemen bir çay kaşığı toz zencefilim var demiştim. Onu ilave ediyorum. Son olarak da artık 2 yemek kaşığı kadar balım var. Organik süzme bal kullanıyorum. Onu da şöyle ilave ediyorum. Şöyle hemen bir sallayacağım. Kavanozumun kapağını kapatıp bütün malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini istiyorum. Artık kavanozumun kapağını açabilirim. Bu arada gıda maddesi olarak tükettiğimiz balın çeşitli rahatsızlıkları iyileştirici özelliği de var. Peygamber Efendimiz bile balın tedavide kullanılmasını tavsiye etmiştir. Ki biz neden kullanmayalım? Bal tamamıyla şifa arkadaşlar.
Bu şekilde karışımımı artık hazırladım. Hemen size çayımı da nasıl hazırladığımı göstereceğim. Bardağımı aldım. Bir kupa bardak. Bardakta yapacağım çayımı. Hemen şöyle hazırlamış olduğum karışımdan kaşığımla birazcık bardağıma bırakıyorum. Tekrardan kavanozumun kapağını kapatacağım ve buzdolabında muhafaza edeceğim. Günlük bir bardak ya da iki bardak bu şekilde tüketeceğim arkadaşlar. Hemen cezvemde kaynatmış olduğum suyumu da karışıma döküyorum. Evet. Üzerine sıcak su ilave ettiğim çayım şu anda hazır arkadaşlar. Afiyetle içeceğim inşallah. Dediğim gibi evde bulunan malzemelerle yapılabilecek en güzel, en şifalı, en sağlıklı kış çayını yaptık bugün. Yani şu kış soğuklarından, soğuk algınlıklarından kendinizi korumak isterseniz mutlaka bu çayı deneyin, için ve sonucu görün derim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinize tavsiye ediyorum bu çayı. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen aboneliğinizi de gerçekleştirirseniz sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.